Sedef hastalığı aslında çok değişik sunumlarla, deri belirtileriyle ortaya çıkmakla birlikte en klasik hani şeyinden, en sık gördüğümüz görüntüsünden söz etmek isterim. Diz ve dirsekler en klasik yerleşim. Bazen sadece diz, bazen sadece de dirsek. De böyle kırmızı, üzeri daha kalın, daha yapışık kepekli. Hani böyle kolay uçuşan bir kepek olmaz o. Daha böyle daha yapışık kepekli. Hatta o kepeklerin rengi nedeniyle bizde ve sanıyorum Arap Yarımadası'nda da aynı şeyi kullanıyor. Sedef hastalığı diyorlar. Kepeklerin rengi nedeniyle, sedefimsi olması nedeniyle benzetilen bir şey. Aslında diğer adıyla hani tıbbi ve dünyada daha çok bilinen adı psoriyazis. Özellikle bu yerleşimlerde sık gördüğümüz bir hastalık. Başka nerelerde sık görülür? Saçlı deri çok sık yerleştiği bir bölge. Ama burada da seborik egzama ile çok belirtileri karışabiliyor bazen. Hakikaten anlaşılması güç olabiliyor. Özellikle sadece ve sadece saçlı deride olduğu zaman. Mesela enteresan olarak yüzde hemen hemen hiç görülmez. Yani hiç demeyeyim ama çok çok nadirdir sedef hastalığının görülmesi. Başka gövde yerleşimi, kalçalar, kuyruk sokumu bölgesinde bu dediğim kırmızı, üzeri kalınca kepekli, hafif beyaz kepekli. Tabii sedefin şiddeti de bu kepeklerin ve kırmızılığın kalınlaşması ve kabuğun kalınlığıyla da ilişkili gerçekten. Ve de tabii bu sedef döküntülerinin yaygınlığıyla. Aslında toplumda çok da seyrek görülen bir hastalık değil sedef hastalığı. Yani toplumda 100 kişiden 1 ila 3'ünde görüyoruz bu. Özellikle dirseklerde sırf. Hani çok kişilerin bazılarının önemsemediği, bazılarının çok önemsediği ama aslında o kadar da seyrek görülen bir hastalık değil. Ama asıl sedef hastalığını daha hastalık gibi algılatan, daha yaygın olanları. Çünkü görünüşümüzü daha çok etkiliyor. Ve kaşıntı mesela çok sık görülen bir belirti değil sedef hastalığında aslında. Belki daha sonra hani bu kabukların görülmesiyle psikolojik olarak bir kaşıntı hissi olabiliyor. Ama bazıları da kaşınabiliyor. Ama genel klasik öğretide sedef hastalığı kaşıntısız bir hastalık olarak bilinmekte.